Mustafa diye Kırıkan'dan Kırıkan. Kurtkaya. Şimdi ben size Esselamünaleyküm Hasan yine sorayım. abi. En derin sevgilerimi, saygılarımı takdim ediyorum abi. Birkaç soruyu ayrı ayrı sormak istiyorum. Artık siz cevap verirseniz takdirsizdir Yunus değil abi. mi? Allah razı olsun. Selametle abi. Bir Kolay soru gelsin daha abi. soracak. Abi esselamünaleyküm. Dünyanın kapalı havza olması sebebiyle bütün maziye dair sesler ve görüntüler dünya semasında dünyanın ekseninde depolanıyor deniyor bilim adamlarınca. Şu halde abi maziye dair görüntü ve sesler istikbalde deşifre edilip meydana çıkabilir deniyor. Buna dair abi Risale'de bir ibare, bir yer, bir kısım var mı? Mesela Muhyiddin Arabi Bahsi Cevap ya da versin. abi Süleyman Aleyhisselam rüzgara emretmesi, onu hükmü Estağfurullah. altına alması veya bu tarz olaylar Salavat. buna bakabilir mi abi? Çok teşekkür ederim abi. Allah'a emanet. Bir daha soracağım. Şunu okuyorum abi. Oku. Dilemeyel Aziz. Eşyada esas bekadır. Adem değildir. Hatta Adem'e gitti zannettiğimiz kelimat. O kelimeyi sordu. Sesleri sordu. Kelimat, elfaz, tasavvurat gibi. Düşünceler. Seri-üz-zeval olan bazı şeyler de Adem'e gitmiyorlar. Ancak suretlerini ve vaziyetlerini değiştirerek zevalden masum kalıp bazı yerlerde tahassunla Adem'e mutlaka gitmezler. Fen dedikleri hikmet-i cedide bu sırra vakıf olmuş ise de vuzuhuyla vakıf olamamışlar. Bu kaçıncı sayfa? Bu Mesnevi Nuriye'de Kaç? sayfasına Ama deşifre olacak diyor. Yani oralara ulaşılabilecek diye bir soru soruldu o zaman. Evet. Yani çözülecek mi diyor. Depolandığı var Burası ama depolandığını gösteriyor evet. da çözülme olayı farklı. Yani 28. Ha. Peki anladım. O bitti mi o cevabın? Evet. Bu kadar. Şimdi şöyle yani benim o soruya binaen anladığıma göre ben. Ha. Şimdi diyor ki sesler kelimelerin depolandığı bir yer varmış. Var. Usta diyor ki var diyor. Evet. Fakat şu anda sen bunun ismini böyle tespit etmiş ama tam yerini tespit edememiş diyor. Peki çıkacak mı diyor? Çözülecek mi bu sesler diyor sonra. Soruda var. Soruda var. Fenciler diyor ki bunlar istikbalde çözülecek, ortaya çıkacak diyor. Tamam. Senin okuduğun yer böyle bir depolanmanın olduğunu gösterdi. Ama çıkacak mı diyor? Yani Çıkacağı böyle yok. Risale'de böyle bunu sari olmasa bile remzi ve işari bir şey Peki var. çıkar mı? Teklif sırrını ortadan kalkmayacak şekilde çıkabilir abi ya. Mesela şimdi birisini öldürüyor. Ondan sonra geliyorlar adamın oradaki hava sirkülasyonundan, kokusundan şeyinden yakalıyorlar adamı yani. Adam gittiği halde yani. Evet, yani O bir numune olabilir ona yani. Daha geliştirilebilir. mesela şu anda bu fen şuna vardı. Yani bu okuduğu yer vardı ya, 128 miydi? Gönderdim abi. He. Bak şimdi buna vardı. Nereye vardı? Hiçbir şey yok olmuyor. Tamam, buna varması çok mükemmel. Adem'e gittiklerini zannettiğimiz Evet. kelimat, elfaz, tasavvurat gibi tam bazı şeyler de Adem'e gitmiyorlar. Ancak suretler ciltlerini değişerek zevaldan masum kalıp bazı yerlerde Bazı yerlerde. tahassunla Adem'e mutlaka gitmezler. Fen dedikleri hikmet-i cedide bu sırra vakıf olmuş ise de vuzuhuyla vakıf olmuş. Yani diyor ki yukarıdakini tespit etmiş yok olmadığını bazı yerleri tespit edememiş abi. Yani nerede tahassül ettiğini tespit edememiş. Evet, şu anda Fen'in söylediğini söyleyeyim. Bir kısmın ses ve suretlerin bir de hareketlerin. O elim kaldırıyorsun ya. Bu bir enerjidir. Ses, bak üçü farklı. Ses, suret, hareket, enerjidir.
bir kısmı Güney Kutup'ta, Fen'in söylediği, bir kısmı Kuzey Kutup'ta, bir kısmı ekvatorun yapısında birbirinin üstüne bindirilmiş. E eşittir mc kare, madde eşittir. Yoğunlaşmış enerji ya, donmuş. Bu sesler orada, onunla fıkıhla bir de ben şey yapayım size de sonra diğer soruya şey yapayım, fazla şey yapmayayım. Diyor ki, bir evde durup dururken kavga olursa, bu hukuktan söylüyorum, İslam hukukundan. Ben buna şahidim şeyde, Fındıkzade'de. 1985'te şahit oldum. Bizim kaldığımız bina ve yanımızdaki bina, Fındıkzade'nin çok kadim bir eski bir mezarlığın üzerine yapılmış bina. Diğer öyle gidenler hepsi öyle. Mesela bir hafta ev yandı, bir hafta o evde kavga oluyor, şey oluyor. Bizim binada da 4 kat, 3 katı FETÖ'ye vermiş sahibi, bir katı Rüştü abiye vermiş. 1985. Devamlı sıkıntılı. Rüştü abi hasta oluyor, bilmem ne oluyor vesaire. Hekimoğlu da gelmişti de, size hem malumat veriyorum. Rüştü abi bir gün dedi ki, Hekimoğlu'na dedi ki, Hekimoğlu İsmail abi, sana bir vazife veriyorum dedi. Bu evin temelini, astını, geçmişini belediyeden mi bulacaksın, tapudan mı? Bunu çıkart, bana getir. Ne yapacaksın Üçlü Bey dedi. Ömer Bey dedi, burası normal değil dedi. Burası bir koridorun, manyetik sahanın üstündeyiz dedi. Çok ilginç adamdı, biliyor musun? Mesela koridorun üzerindeyiz dedi. Ben ilk defa ondan öğrendim. Manyetik bir ağ. Burası dedi, ya bir velinin mezarlığı var dedi, ya da dedi cinlerin bir geçit alanı var dedi. Burası. Sonra hakikaten o tarla dediğimiz var ya, bu tarafa hem o tarafa hem, ortada işçilik var falan. Meğer oraya yığmışlar mezar taşlarını. Mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yani ve yanımızdaki bina da Büyükşehir Belediyesi yapmış misafirhane. O yapınca oyu falan öyle olmuş. Mezarlıkları arıyor, müsaade etmiyor. Diyor ki fıkıhta, bir evde durup dururken kavga oluyorsa, Amud-u Nurani sırınca ya o binada lanetli iş yapan var, o binada ya altta veya üstte, veya temelde bir veli var, yatıyor, veya manevi bir koridordur. Eğer kavga, gürültü menfi ise cinlerin geçişidir. Müsbetse böyle, seni rahat bırakmıyorlar takır tukur, yani gitmeni istiyorlarsa müsbettir. Şimdi diğer soruya geleyim Murat. İkinci soru. 5-6 tane sual var. Bak şimdi ikinciyi soruyor sana. Abi tekrar selamun aleyküm. Risale'de üstad zalimler için, fasıklar için sıfat nevinden bedbaht ifadesini de kullanıyor abi. Yani onlar bedbaht insanlardır da deniyor. Diyorsun, buradaki bedbaht abi elbette şahsın tasarrufu dairesinde şekilleniyor. Lakin bedbaht kelime olarak kötü bahtlı, kötü kaderli anlamına geldiği için bu ifadeyi hangi hikmete binaen kullanıyor olabilir? Zira abi zahiri okumalarda kaderleri kötüymüş anlamı da çıkabiliyor ya da çıkartılabiliyor. Dolayısıyla bedbaht ifadesi, bu sıfatlaması hangi gayeye atfendir? Sanki kendi iradeleri dışında anlamı da çıkarılıyor bazılarınca. Hani adam hapse giriyor, ne diyor abi? İşte kader mahkumu deniyor. Oysa ki bizatihi suçu işlemiş, iradesiyle olanlar için de bu söyleniyor. Eyvallah abi, Allah'a emanet. Çok teşekkür ederim abi. Bedbaht. Kaderli oluyor yani lügat manası. Lügatı kötü kaderli, kötü talihli. Ne suçu var diye böyle çaktırmadan soruyor. Bunu şimdi tam o metin önemli burada abi. Çünkü konu bütünlüğü önemli. Acaba oradaki şey... Bedbahtlar diyor ya, bedbaht zalimler, bedbaht diyor. Mesela ustada ihanet etmiş, 10. sözü almış kişi. Ne bedbahttı diyor. Ve gıybet ettim öyle diyor. Bedbahtlı. Bahtı kara vardı yani. Evet. Anladığım anı şeydi. Kişi zatı kendini bitirmiş, karartmış. Yani ona verilen cazeti bozmuş.
bozmuş. Cihazları mı bozmuş? Tabii cihazı bozmuş da o da kendi bitirmiş yani. Orukla beraber bu hükmü alıyor. Yani verilen aleti yerde kullanmamış. Fatih ne diyorsun abi? Şimdi aklıma herhalde dediği gibi geliyor. Yani kötü kaderli diye şey yaptı ya. Kötü kaderli olunca ne suçu var? Fakat kötü kaderli de yani o kaderi... Kaderi mahkum etmiş gibi yani o değil mi? O kendisi da. Yani mesuliyet kendisine ait. Çünkü o tercihleri kendisi yaptı da kendisini bedbaht duruma düşürdü. Bedbaht durumuna düşürdü. Şöyle bir şey misal olur mu bu konuda? Haşa. Güneş'e Allah da misal verdiği için şey ustad da. Güneş'e şems-i ezeli olsa. Güneşten gelen şua var ya şua. Ziya. O ışık değil, ısı değil, renk değil, ultraviyole ışınları değil, değil bir paket. Foton diyor fizikte. Bizde ziya. Barla'da da ayet var ya ve şems-i ziyaya ziyayı şems'e nispet ediliyor ve kamera nura. Güneşten ziya, kamerden nur geliyor. Peki nedir o? Bir şey anlatmak için misal. Ziya güneşten çıktı. Maddeye çarptığı zaman maddenin keyfiyetine göre ziyanın içerisi ortaya çıkıyor. Mesela ısı çıkıyor, ışık çıkıyor, renk çıkıyor, dalga boyları çıkıyor. Her şeyde aynı çıkmıyor. Mesela yaprağa vurduğu zaman, koyuna vurduğu zaman farklı ortaya çıkıyor güneş. Tamam. Güneşe şems-i ezeli. Oradan gelen ziya hidayet. Hidayet Allah'tandır. Geliyor. Evine güneş geldi. Panjuru, perdeyi açarsan içeri ısınacak. Çiçekler büyüyecek. Herkes canlanacak. Hayvanlar varsa şey yapacak. Eğer güneş şems-i ezeli gelen foton, hidayet camı açarsan perdeyi İhtiyar ve iktidar. Ortaya çıkan şey var ya çiçeklerin büyümesi, ısınmamız, hayatiyetimiz devaması. Onun adı da iman. İmanla hidayet ilişkisini söylüyor. Bedbaht demek, güneşte sorun yok. Hidayette de sorun yok. Panjuru açmadı. Kendisinde var olması, var olan istidat ve kabiliyetlerin ışınlaması için o güneşin ziyası lazım. O ortaya çıkıyor. Kader nedir peki bu konuda? Kader nedir biliyor musunuz? Hulasa. Esma-i ilahinin bütünselliğidir. Çünkü ustad kaderi şöyle diyor. Kader bizi sevk etti diyor. Kader rızkımızı tayin etti diyor. Kader adalet etti diyor. Kader tokatladı diyor. Kaderi bir yazı değil, fail-i muhtar gözüküyor. İşin başında. Yani Esma-i ilahiyenin, Esma-i fiiliyenin bütünselliğidir. Bedbaht ne demek? Bu panjuru açmadı. Kendisine müzdim yaptı. Yani evin içerisine güneşin girmemesine, bitkilerin büyümemesine, kendisinin ısınmamasına, oradaki yoğun nemden dolayı hastalandı. Bedbahtlı demek, bed, kötü, bahtlı demek, yaratılışta bedlik yoktur. O kendisine, 8. sözde mi, 7. sözde söylüyor, İçerek kendisini kötü bir bahçede tahayyül etti. Tamam mı? Kendisini kötü yerde mesela güzel nazarı kaybetti. Mesela güzel hülyalar eder diyor. Hülyalar eder. O bed baht demek. Bed kendisinin sistemini aktif etmedi. Hod gam. Hod endiş. Hod bin. Bed, bin, hod, gam. Bir de neydi bu? Aynı bu da. Bedbaht. Bu da bed. Baht abi hidayetten geliyor. Evet. Hidayet geliyor. Hidayeti onaylamadı. Bedbaht. Yani bahtlı demek. Hidayet herkese geliyor. Hidayet güneş geliyor. Ziya geliyor. Ama... Bet ne demek? Olumsuz adam. Olumsuza odaklanmış. Her şeyin kötü tarafına bakıyor. Bir de adam mesela abi bir meselede bedbaht oluyor ya. Hı. Diğer meselede olmayabilir yani. Evet. Şimdi üçüncü soruya geçiyorum. Bu adam normal bir adam değil. Yani oradaki abi o sorduğu sorudaki metin aslında bu izahatın tam cevabı. Evet. Metini açılmasına ama metin hiç ben şey yaptım. Şimdi yani. He? Geniş bedbahtın içeriğine girdik. Evet. Metinle daha oturur yani oradaki metin. Metin de şeydir. Bedbaht olduğundan bedbaha bir
Mesela diyelim şöyle diyeyim, o girmek istemiyorum ama psikolojide mesela adam diyor ki ya geçen aradı işte, geçen derken bu memurluk imtihanı var ya, evet. İmtihanı kazanmış Fatih, sözlüğe gidiyor. Diyor ki bana aradı. Abi diyor, ben sözlü yazılı imtihanı kazandım, sözlü imtihana gidiyorum. Dua et. İnşallah ama kazanamayacağım hiç biliyorum ama dedi. Adetullah uyuyorum. Anlamadım dedim. Nasıl yani? Ya beni kazandırmazlar dedi. Hemen arabadan in. Hemen in arabadan. Kazanamayacaksın. Niye abi? Zaten sen onu celbettin. Niye bana bir işlerim diyorlar ya, işlerim hep ters gidiyor. Ters düşünüyor da ondan. Dünyada hiçbir şey ters gitmiyor. Güneş aynı doğuyor. Gözün aynı şekilde çalışıyor. Burnun koku almıyor mu? Alıyor. Kulağın da ses duyuyor. Ne ters gidiyor? Olumsuz düşünceler, biz olumsuzluğu celbediyoruz. Yani her şey üst üste geliyor. Yani benim işlerim ters gidiyor. Niçin? Olmayacak diye gidiyor iş yerine. Şimdi mülakata. Onlara sinyal veriyor. Allah'ın bir adeti var. Ağaç diktiğin yerde yağmur gelir ya, celp, celbi rahmet, rahmet. Ağaçları kesersen bedbahtlığı, bat sonuç. Yani kötü muamele ettin, panjuru açmadın, ağacı kestin, mülakata giderken beni zaten almayacaklar dedin. Ona ait bir örnek demeyeyim geçeyim. Adamın bir tanesi, delikanlı bir tanesi, sözlü imtihanı Ankara'ya işe girecek. Olmuş böyle 15-20 sene. Biz okurken bunu örnek veriyordu Hekimoğlu İsmail abi. Belki de 40 sene oldu. Çocuğun bir tanesi gitmiş Ankara'ya. Saf köylü. Ondan sonra sözlüğüyle işe alacaklar. Valiliğe alacaklar. Oraya yakın ikindi de alacaklar. Erken gitmiş. Öğleyin namazına gitmiş. Bak şimdi ona yakın cami. Oraya sözlüğü yapacak 3 kişi var ya heyet. Onlar da oraya yakınmış. Sözlüğü yapacak. Şadırvan'da bir tanesi delikanlı güzel abdest alıyor. Ondan sonra yabancı olduğu belli bak. Duymuş muydunuz bunu? Yeah. Çok acayip. Hekimoğlu abi anlatmıştı bize. Rüştü abi anlatıyordu. Güzel abdest alıyor. Ne derken böyle tebrik ettiler genç. Lise mezunu çocuk. Ama köylü böyle. Saf oldu. Güzel abdest alıyor falan. Kendi kendine gülüyor. Abdest alırken gülüyor falan. Bir tanesinin ilgisini çekiyor. O adamlar da müsbet. Turgut Özal zamanında oluyor. Böyle heyetin üçü. Heyette üç kişi. Dedi ki, bekle delikanlı dedi. Sen dedi yabancıya benziyorsun dedi. Niye abdest alırken gülüyorsun dedi ya. Saf ya. Her şey söylüyor. Dedi ya amca dedi. Amcam ne dediyse. Bu akşam peygamberimizi gördüm dedi. Onun şey yapıyorum dedi. Böyle gülüyor. Günce diyor hepsini geçirdi. Ben dedi falan yerliyim dedi. Falan köylüyüm dedi. Burada devlet dedi valiliğe dedi memur alacak. Beni dedi mülakata alacak. Şey yapacaklar mülakata. Dedim çok dua ettim peygamberimize dedi. Peygamberimizi bu akşam geldi bana dedi ki seni ben işe alacağım. Gel. Ben de dedi, peygamberimizi dedi. Deyince birbirlerine baktılar. Sen ne peygamberim dedikten sonra dedi, kim engel olabilir dedi. Peygamberim dedikten sonra dedi, peki nasıl yapacak dedi. Peygamberimiz onu dedikten sonra mutlaka dedi, o kim beni alacaksa kalbine müdahale edecek dedi. Bu peygamber dedi. Gülüyor. Birbirlerine bakıyorlar. Birbirine bir şey yapıyorlar. O alacak kişiler bunlar. Allah öyle bir denk getiriyor ki. Safiyetinde. Ondan sonra şimdi olana bak. Hepsi duygulandı. Ulan peygamber ben seni işe alacağım deyince o memur ne yapar ya? Çıldırır da. Ben bu rüyaya yarışıyorlar şimdi. Üç kişi de üç kişi. Mülakata içeriye bir giriyor. Baktı ki o üç adam da orada. Dedi ki bir tanesi. Peygamber seni işe aldı dedi. Peygamber işe aldı. Bakın ne kadar ben peygambere salavat nasıl gördün demişler de peygamberimi sor ben göreceğim dedi yani bak olumlu şey yapınca mesela yatıyor ya ben kim peygamber kim benim rüyama ne gelmez tabii.
cebetmiyorsun. Bedbahtı abi istisnai bir durum var bedbahtı. Mesela Ebu Cehil o kadar mucize görmesine rağmen kabul bedbaht o tarz bir kimseye deniyor yani. Yani bedbaht öyle... cehenneme kadar gidiyor. Gidiyor. Yani bedbahtlığın cezasını çekti diyor. Yani istisnai bir durum var evet. Orada yani. Yani Allah fıtrata yaratılışta hiç kimseyi olumsuzlamamış. Evet. Değil. Şeytan mesela öyle olsaydı yaratılışında şer olsaydı ilk secde etmezdi. İblisten de diyor. Secde ediyor muydu etmiyor muydu? Vardı. Sonra ne yaptı? Kur'an öne çıkana şu. Bir, kibirlendi diyor. Ben merkezli düşündü. Yani o topraktan ben ateşten. Haset etti diyor. Kibir etti, haset etti. Ben merkezli düşündü. Demek ki şeytan kendine bedbahtlık yaptı. Şimdi üçüncü soruya geleyim. Hem konuşmuş oluruz hem de bu muydu bakayım? Abi tekrar tekrar selamun aleyküm. Risale-i Üstad zalimler için, fasıklar için. Ha, onu yek, bu. Geç. Abi tekrar tekrar selamun aleyküm. Bugünkü abi zaman dairesinde, yani ahir zamanda, yaşadığımız zaman diliminde veya kıyamete kadarki zaman diliminde 7. mertebe olarak bilinen evliyalık makamında nefsi kamileye sahip olan insanların maddi ve manevi davranış şekilleri abi nasıl olur? Benim kanaatimce abi 500 sene öncesiyle bugün aynı olmaz. Zira zamanların bir ruhu olduğu için ruhların da zamana dair ruhları olmalı. Hatta abi davranışların. Üstad ısrarla sünnet-i seniye ittiba diyor. Lakin yine üstad asır değişmiş, zaman başkalaşmış diyor. Burada benim merak ettiğim abi tevhid, iman hakikatleri sünnet-i seniye olarak değil. Yani davranış olarak bir misal İmam-ı Gazali, işte efendim söyleyeyim İmam-ı Rabbani tavır tarzı mı yoksa abi hakiki nur talebelerin tavır tarzı tarzında mı? Bunu merak ediyorum abi. Nefsi kamileye sahip insanlar nasıl davranır? Nasıl onların o noktada olduğu keşfedilebilir veya hissedilebilir abi? Çok teşekkür ederim. Selametle abi. Evet. Şey abi. Ne nasıl olur? Mektubatta şöyle bir ifade var. Hani Risale-i Nur ferdiyetin mazharı ya abi. He, fert ismi mazharı. Risale-i Nur talebeleri bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde görünmedikleri, bilinmedikleri halde birer gizli kutup gibi. Ehli imana nokta-i istinad oluyor. Yani geçmiş zamanki gibi sen mesela adam seviyesini biliyor, keramet gösteriyor. Suyun üzerinde yürüyor, havada uçuyor. Ve istediği zaman keramet yapabiliyor yani o seviyesi. Bu zamanda mesela sen o seviyede sen onu yapamazsın yani. Şimdi diyor mesela 7. nefsi kamile. Bir insan yaşasa şimdi Gazali gibi mi olur? İmam-ı Rabbani gibi mi? Bir kamil bir talebesi mi? Nasıl olur davranış? Yani zaman şartlarına göre ne yapar yani? Sen aynen dedin abi, ki böyle abi. Beşinci anlattığında tabi işte var. Nedir o beşinci? Sen bir dakika ne demiştin? Yani kutup gibi gözüküyor. Ama davranışından bahsediyor. Gözükmesi. Tamam. Hani ben dedim ya abi. Hani değiştirmeyecek davranış. Hatta başka bir yerde şu anlarda falanca talebeleri perdeyi kayıp açılsa görsem şimdi verdiğim değiştirmeyecek. Kutupta evliya olsa gene değiştirmem diyor. Yani kutupla evliyalara, büyük zatlara bir tutuyor. Çünkü onlar da bu zaman... O zaman nasıl olacaktı? Böyle Risale-i Nur'da bahsedilen davranış... Mesela Tahir abinin neyi vardı abi? Zübeyir abinin ne farklılığı vardı? Bir şey var mıydı? Temelde pek o kadar yok. Onun sadakatleri var. Yani şu, ben mesela öne çıkan... Davranışı sordu orada. Evet, davranış. Mesela Tahir abi... Ders mi oluyor? Ders oluyor ama koca bir cemaat var. Liseli çocuklar var. Rüştü abi anlattığını söylüyorum. Ben misal vermiyorum. Tahir abi ezan okundu mu? Liseli istersen 500 kişi olsun. Dakikasında durdurur namaz kıldırır. Yani bu ders bitsin de sonra namaz kılalım. Evet. Tahir abi ise Zübeyir abi bunun tersiydi. Hizmeti öne çıkarırdı. Onları kendi hususi dünyasını arkaya koyar. Böyle farklı farklı olurdu. Sence nasıl olurdu Ömer?
Beşinci şuada demiş oldu mesela. Beşinci şu adamı. Ya beşinci mektupta ya. Ha ne diyor? Onlar diyor bu zaman dostları Risale-i tatbik ederdi ya. Risale-i talebeleri olurlardı. Risale-i tatbik eder. Risale-i tatbik ederim ben aslında. Tatbik ederim. Bu zaman olsa onlar gibi olurdu. Onlar bu zaman olsa bizim gibi olur. Yani şu andaki istenilen mesele, önceden mesela o kadar belki sadakattır, şey noktası, İslami hassasiyet noktasında sebattır. O zaman da fazla aranmazdı. O zaman ihlaslı olmak ya da diyelim çok zikir, fikir, zikir çekmek, hakikat noktasına girmek, işte bu ziyade yaşadığından beri makama gelirken, bu zaman önce değil mesela Tahir abi de özellikle, nedir? Hizmette hassasiyet. Çünkü bu zamanki mücadele ehl-i dalaletin olduğu için, fikir noktasında olduğu için, üstad diyor ya, lisan-ı hal, lisan-ı kalbin üstüne, lisan halinden yaşayıp nur talebeleri gibi. Hem yaşadığı zaman sebatla, sadakatla beraber devam olması yani hizmette. O cihetten karşı sadakat ve sebat ve ihlas diyorsun. Yani. Yani bir nur talebesi böyle oldu. Yani karşıdaki kişi görecek ki sana tamam desin ve bununla beraber bağlansın ki devam etsin desin. Bu abilerin çoğunun şeysi bu yani. Sen ne diyorsun Fatih'im? Hasan abi hani eski zatlar, eski büyük zatlar şimdi olsaydılar. Risale-i Nur'a talebe olurlardı. İşte İmam-ı Rabbani, İmam işte ileride mütekelliminden bir zat gelecek, Hakayık-ı Mani'yi işte şey yapacak. Yani demek ki hizmet olarak Risale-i Nur hizmeti, dolayısıyla Risale-i Nur hizmeti içerisinde olanın da ahlakı, davranışları o derece yani Risale-i Nur'dan işte iman hakikatlerinden kaynaklanan bir ahlak davranış ortaya çıkacak. Ortaya çıkacak. Eskiden abi büyük zatlar talebe seçiyor. Mesela adam geliyor ben tarikata gideyim almıyor. Senin falancaya git nasibin orada diyor. Yani Hüsnü Hazretleri Risale daire yapmış. Dost, talebe, kardeş. Hiç kimseye yani seçmiyor. Dairenin harcını atmıyor. Ama eskiden adam diyordu yani senin bizde nasibin yok falancaya. Ama zaman o zaman değil yani. Dost bile bu dairede yeri var yani. Şimdi şöyle olur mu? Şunu bir kapatayım. Ali sana bakayım. Şimdi şöyle olur mu sizin konuşmalarınızda? Eskide fert şahıs vardı. Kemal dönemiydi. Şimdi şahıs kemalat olmadığı için kemalat şahs-ı manevi de var. Kemalat. O zaman şahs-ı manevi bir kutup gibidir. İmam-ı Gazali gibidir. Bir Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani gibidir. Her bir nur talebesinde Tahir abi de o, Zübeyir abi de o, Sungur abi de o, Ömer abi de o, Fatih abi de o, Murat abi de bu. Herkesin mükemmel bir öne çıkan sıfatı var. Her konuda değil. Bir veya birkaç tane sıfat. İşte nasıl olurdu bu? Ustad diyor ki bu şahıslardaki kemala tek tek şahs-ı manevi bir kamil insan. Şahs-ı manevi olurdu. Şahs-ı manevi donsa, insan suretine girse ya Bediüzzaman gibi olurdu ya İmam-ı Gazali gibi olurdu veya Geylani gibi olurdu. O bütün o kemal şeyler her fertte olmaz. Çünkü zaman farklı olduğu için ona müsaade etmiyor. Ama hepsinin öne çıkan sıfatı havuza atıldığı zaman Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinde bahsedilen kemal mertebesi öyle olurdu. İşte şu andaki mesela meşhur adamlar oluyor ya bir tarikatçılar. Onlar tarikatçılık oynuyor, evliyacılık oynuyor yani. Tamam. Şimdi öteki soruya geçelim. Bak birkaç iki tane de kaldı da acele ediyorum ki. Saygıyla Allah'a emanet. Kolay gelsin. Şimdi ötekisi. Esselamu aleyküm Hasan abi. Bugün itibariyle son bir sorum olacak. Ondan sonra inşallah bir müddet size soru sormayacağım. İnşallah bana kızmıyorsunuzdur abi. Soruyor şimdi. Abi tekrar selamünaleyküm. Abi Üstad 7. Şua'nın yani Ayetül Kübra'nın mukaddimesinde şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki Hazreti İmam-ı Geylani için yerdeyken arş-ı azamı temaşa eden harika bir dehayı kutsi sahibi olan ve 90 sene maneviyatta terakki edip çalışan hakaiki imaniyeyi ilmel yakin, aynel yakin hatta hakka yakın suretinde keşfeden Şeyh Abdülkadir Geylani gibi yüz binler hakikatin abi diye devam ediyor. Şimdi burada abi ifade şu. Kutsi deha. Bu tavsif, bu sıfatlama nasıl bir manaya dair abi? Yani nasıl oluyor kutsi deha?
Kutsi yani kutsal deha ne demek? Ayrıca abi yerdeyken arş-ı azamı seyretmek, hakkal yakin boyutunda keşfetmek. Bu ne oluyor abi? Bunu da merak ediyoruz. Bir de abi Üstad Ayetel Kübra Risalesi'nde semadan yeryüzüne bir tefekkür akışı yolu takip ediyor. İmam-ı Geylani'nin yerden arş-ı azamı izlemesi, Üstad'ın semadan yere doğru bu şekilde bir tefekkür güzergahı takip etmesi. O halde abi Abdülkadir Geylani Deha-i Kutsi ise abi Üstad nasıl bir makamla nitelenebilir? Yani Deha-i Kutsi mi yoksa onunla alakalı başka bir ifade kullanmamız mümkün müdür? Abi tekrar tekrar hakkınızı helal edin, selametle kalın. Bir müddet bu kadar soru soracağım. İnşallah abi Allah ufkumuzu, ufkunuzu, ifade şeklinizi hayırlara vesile kılsın. Çok sağ olun, selametle saygıyla. Evet, 90 sene terakki ile arş-ı azamı seyrediyor. Bu kutsi deha diyor. Kutsi ne demek diyor. Ve yöntemi yerden oraya doğru bakışı gösteriyor Geylani'de. Üstad ise diyor arştan aşağı doğru Allah'ı şey yapmış, Burhan-ı İlmi gibi böyle oradan zuhuratları ile şey yapıyor. Kutsi zat diyor. Kutsi'nin normalde kutsi Allah'a bakan bir mana oluyor kutsi'de de abi. Ben bir cümle hatırlıyorum ben onu okuyayım. Kutsi ne demek tarif ediyor Üstad Hazretleri. He. Bakayım çıkacak. Ömer abi sen ne diyorsun? Kutsiye Cenab-ı Hak onunla vermiş olduğu makam oluyor yani. Kutsiye aradım yani çünkü bir de naz makamı var ya. He. Ama bir kişi yok yani. Naz yani genel hazretleri bulmuş olduğu makam çok ferdi ferdi bir makam yani. Başka kimse diyor böyle var mı öyle naz makamı? Siz şey yapın ben kutsi ama bu çok önemli biraz konuşuruz bunu. Yön de çok önemli tefekkür yönü. Kutsiyeti tarif ediyor. Kutsiyet ne demek? Bu sunatta eğer zaruriyet-i diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi zihin tabi olarak müşevviki imtisal ve muhakkızı vicdan ve lazım-ı zatı olan kutsiyete intikal ederdi. Oraya mecbur geçirdi yani. Ve bu suretle kalbe meleki hassasiyet gelerek imanın ihtiyaratına karşı asam kalmazdı. Demek ki yani o zaman buradaki ifadeye göre gelen hazretlerini görünce Allah ahiret hatırına geliyor ya. Kalp harekete geliyor yani. Hı hı. Kutsiyet oymuş yani. O zaman Deha-i Kutsi dediği için yani onun her şeyi onunla Allah gözükmüş yani. Her şeyin sözünde, oturmasında, kalkmasında. Yani buradaki ben öyle anlıyorum ya. İşte yani gözükmüş de onu o makamla verilme noktasında yani. Yani o tercih edilmiş, verilmiş o makama yani. Yoksa çalışmalarla beraber anlayıcı olan makam mıydı o makam? O makama istihkak kesbetmiş, o makam verilmiş. O var yani. O makam ona verilmiş. Hı. O makam da bildiğim kadarıyla başka kimse yok. Naz makam diyor ki üstad. Başka bir naz makam var mı yani? İbrahim Aleyhisselam var mesela. Kutsi. O Haliyet, Halil makamında mesela. Buldunuz mu acaba? Konuşuyoruz abi. Ha. Bir yer okudum ben de. Ha. Kutsiyetin tarihi. Bir yer okudum. Sikey tasi gaybi yedim. Yok. Sunat'ı da geçiyor abi. Aleykümselam. Hoş geldin. Ha. Eğer zaruriyet-i diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi zihin tabi olarak müşevviki imtisal ve mukızı vicdan ve lazım-ı zatı olan kutsiyete intikal eder. Üç tane saydı. He. Kutsiyet neymiş? Müşevviki imtisal. Müşevviki imtisal. Mukızı vicdan. Yani vicdanı ikaz. He. Müşevvik ne? Teşvik. Yani seni Allah'a teşvik edecek. Bir. Vicdanın ikaz olacak. Mukızı vicdan. İki. Lazım-ı zatı olan kutsiyet. Kutsiyetin üç tane saydı. Lazım-ı zatı kutsi ne demek? Yani kutsiyetin lazım-ı zatı bu ikisiymiş abi. Hangisi? Bir, müşevvik imtisal, iki, mukız-ı vicdan. İki taneymiş. Bu iki sahibi olan şey kutsi mi oluyor? O kutsiyetmiş, evet. Diyor ki bu normalde Kur'an'ı olması lazımdı. Yani Kur'an'daki bu kutsiyet araya perdeler girdiği için
o müşevvikin yani adama kayıyor, aradaki aracıya kayıyor. Mesela İbni Hacer'e kayıyor. Mesela Risale okuyan hiç kimse Bediüzzaman'ı konuşmuyor hiç. Evet. O zaman ne oluyor? Seni teşvik ediyor Risale-i Nur ve de vicdanını ikaz ediyor. Mesela adama namaz kıl demiyorsun, değil mi? Risale evet. okuyan namaza başlıyor, tövbe ediyor kötülüklerinden. Bu ikisinden oluyor. Yani müşviki... Şey, müşevviki imtisal. İmtisal. Nedir o müşevviki imtisal? Doğrudan doğru Kur'an gösterdi. Zihin tabi olarak müşevviki imtisal. Zihin demek. Bir, zihni. Evet. İki, vicdanı. Evet. İkaz ve teşvik eden. Edilen, bir eden bir kişi kutsileşiyor. Evet. Lazım zatı olan kutsiyete intikal eden. O zaman dehay-ı kutsi dediği için orada, yani buradaki ifadeye göre Ceylan Hazretlerinin oturması, kalkması, konuşması... O zaman şöyle denilir mi Murat? Dima, akıl ve vicdan ne kadar bütünlüğe gelirse o kadar o kişi kutsi oluyor. Evet. Hani ama bir... o zaman mesele dedi ya, o zaman kutsi mesele şahs, dedi, az önce dedi ki bir önceki konuda vardı. Şahsın mevcidi görülebiliyor kutsilik. Bu zaman da işte Risale cemaat mi yazıyor? Üstad mesela orada... Üstadların makamı onun çok daha üstünde. Evet. Çünkü oradan gidip, şey, buradan bakıyor, o oradan bakıyor yani. Yani makam münasebeti de mümkün değil, yani mümkün değil ayrılması. Üstad çok daha farklı. Sen ne diyorsun Fatih? Ben farklı bir şey değil Hasan abi. Aynı bu noktada ben de... Bir de abi orada mesela Ayet-el Kübra'da hani Geylani Hazretlerinden bahsetmesinin çok büyük hikmetini ben görüyorum. Yani o sikke-i tasfiye bir yer var ya hani... Benim ayağım evliyaların şeyin üzerindedir. Yani o hakikatların böyle bir mertebesinde Geylan Hazretlerinin bir makamı var yani. Ondan onun ismini zikrediyor yani. Hani deniliyor ya ben tam kaynağını hatırlamıyorum ama peygamberimiz de Miraç'a çıkarken Geylan Hazretlerinin omuzuna mı basmış öyle bir şey duydun mu abi? Duymadım. Duyul da herhalde hadis var. Geylan'a o bütün evliyaların omuz üzerindeydi de hadisi var. Onu o söylüyor. Benim ayağım bir tevliyen omuzu üzerindedir. Orada bir velizat diyor. Yani o yüzden gibi. Yani bahsetmesi çok münasebetler. Onun bulunduğu mertebeyle yani. Ha o zaman şimdi bu kutsiyet beşeriyetten çıkma nispetinde insanda bir kemal. Kemal olunca kim oluyor? Hani ben toparlıyorum da. Musa Aleyhisselam'a demiş ya Cenab-ı Hak ben hastaydım niye ziyaret etmedin? Ya Rabbi sen nasıl hasta olursun? Bir kutsi zat, kulu fena fillah olduğu için fena fillah buradan gidiş demektir. Miracı yapan. Beka billah geri dönebilendir. Diyor ki beni niye ziyaret etmedin? Yani fena fillah olan bir zat onun hadis-i şerifte diyor ya gören gözü olurum, işiten kulağı tutan eli olurum. Orada Allah tayin ve teşahhus ettiği için o kişide onu ziyaret etmek hatta evliyasına savaş açmak bana savaş açmak gibidir. O zaman kutsiyet vicdanı yani zihni ve aklı Kur'an'ın hakikatleriyle imtisaliyle bütünleşme nispetinde Cenab-ı Hak tayin ve teşahhus ediyor. Ve o zat kutsi oluyor. Ama bu zamanda kutsiyet o kadar hizmet edemez. Her bir zamanın hükmü var. Niye? O zaman fert dönemi vardı. Şimdi şahsı manevi. Şimdi mesela diyelim ki sen misal verirdin Murat. Geylani'nin oğlu kürsüye çıkmış ilmi kelam alimi. Acayip ilimden bahsediyor. Millet uyuyor. Geylani çıkıyor. Allah'a şükürsün hanım bir çorba yaptı. Oo coşuyorlar. Öyle çorba ki öyle mi? Abi bir kitapta okudum ben. He. Onun sohbetinde ambulans kapıda beklemiş. O zaman teşhiciler yazıyor kitapta. Teşhiciler ha. Şimdi ambulans yani. Mesela sen sohbet ederken ambulans yani kalpten gidiyor. Çok olan oluyormuş onun. Derken. Ölüyormuş ha. Sektiği kalpte. Mesela Ahmet-i Bedevi niye peçelidir? O kadar nurani imanı suratına vurmuş ki perde olmamış artık. İman yüzünde gözüküyor. Nurundan ölen oluyormuş. Peki Davut Aleyhisselam okuduğu zaman her şey niye cezbeye geliyor?
vesaire. Yani kutsiyet nispetinde. Peki bu zamanda nedir? Ferdiyet ve kutsiyet ve gafsiyet. Üçü de şahs-ı manevidedir. Peki öyle oldu ne yapıyor? Bir, buradan gidiş Allah razı olsun tespit etmiş. Bu fena fillah. Yani yeryüzünden arşa doğru kutsiyet. Ondan sonra sema oradan bu tarafa bakmak. Bu tarafa bakmak kutsiyet, ferdiyettir. Peki ikisini cem etse ferdiyet. Peki fert var mı şimdi bizde diyor? Yok diyor. Zamanı getirmiş olduğu hadiseyle birbirimizin eksikliğini ve dualarımızla yardım etsin diye bir şahs-ı manevi var. O şahs-ı manevi bu hem kutsiyete hem ferdiyete bir de gafsiyete. Emirdan'da değil mi bu? Evet. Sahiptir. Şey, Kastamonu'da abi. Kastamonu'da. 192 ya. Yani. Ha, bir Kastamonu. Orada şimdi İsrafil diyor ya abi. İsrafil'in azameti heykelinde orada bir teşbih var. Külliyatın diğer yerine bir atıf var. Onun için zikretmiş olarak ben anladım. Çünkü dördüncü şu anda hani bu kainat İsrafil minsel bir meleke gibidir diyor. Orada o teşbih yani Geylani Hazretleri İsrafil'in azameti heykeli demek hayatın en ince mertebesine ehadiyet var, ona mazhar olmuş yani o açılmış anlaşılıyor orayla münasebet kurduğumuz zaman. Yoksa İsrafil'in heykeli olmaz ki. Ustak bir de şöyle diyor. Yani heykel zaten bizim dinimizde yok yani. Evet. Heykel sure. Yani orada o şeyi anlatıyor. Yani o üstadın o anlatmış olduğu şey var ya, onu Geylani Hazretleri onu müşahede etmiş, yaşamış yani. Anlattıklarıyla onun o makamı çok münasebetler yani. Oradaki heykel bizim bildiğimiz heykel değil yani. Peki nedir o heykel? İşte o kainat dünya abi. Dördüncü şuada onun izahatı var yani. Hı. İsrafil misal bir meleke gibidir diye başlayan 2-3 paragraf var ya abi. Orası onun izahı yani. Bir de normalde abi İsrafil değil de Azrail veya Cebrail deseydi daha cazip olurdu benim noktayı nazarımdan yani. Niye peki o stüdyo değil? Çünkü yani onda da bir mertebe olduğu anlaşılıyor yani Geylani Hazretleri'nde. Yani gidilecek daha mertebe var mana o İsrafil demekle yani. Ondan daha bir mertebe olduğu anlaşılıyor. Çünkü peygamberimiz daha ileri gitmiş yani. Şimdi ve burada kendisi de onu söyledi daha ileri gitmiş yani. Şimdi 3 tane meslek var ya İslam dünyasında, geleneğinde. Kalbe esas almış, aklı bırakmış. O buhar gibi alır mısın? Ufağı. Şey, en kısını. He. Onu o şeyi, o büyüğünü ufak şeye. En fikir. Tamam. Kısa ateşe. He. Yanmasın. Şimdi şimdi İslam geleneğinde aklı bırakıp kalbe esas alana tasavvuf. Kafa ne oluyor? Fındık gibi oluyor. Kalp kabak gibi oluyor. Büyük. Bir de ilmi kelamcılar var. Mantık vesaire. Bunlar da aklı esas almış. Kalbi ikinci derecede bıraktığı için aklı kafası kabak gibi, kalbi fındık gibi. İkisi bizar oldum diyor ustad. Akılla kalp arasına gidip gelmede bizar oldum diyor. Asıl imamları ne yapar? İkisini cem eder. O zaman gafsiyet ve kurbiyet oluyor. İkisini celbediyor. Bir tanesi gafs, yani kalbi esas almış. Kutsi yani. Kutbiyet ise merkez şey gibi. O da aklı inkişaf ettirmiş. Peki asıl imamları 14 tanedir. Asıl imamları kaç tane? 14 tane. Onlar nedir? İkisini cem etmiş. Peki ve son şeyimiz. Ustad Hazretleri bu asın tamircisi mi? Tamircisi. Lut kavmi, Semud kavmi, Ad kavmi, Nuh kavmi vesairelerin kavimlerinin helak olmasına sebep olan günahlar daha genel, daha umumi yok mu? O asırdaki tamirciler peygamberdi. Şimdi ise bir tane Lut kavmi, Semud, Ad kavmi değil, bütün kavimlerin bütün pislikleriyle, tamiriyle vazife, ustadın makamı nedir dedi ya, vazifeli midir bu zat? Tamir. O zaman İsa aleyhisselam hangi isme mazarsa, Nuh aleyhisselam hangi isme mazarsa, Risale-i Nur
o isimlerin mertebi, iç nazamına mazhar olması lazım ki tamirci olsun. Niye? Ben Fatih'e diyorum ki Fatih, Sultanbeyli'de mesulsun. Ama yetkin yok. Öyle bir şey olur mu? Hem mesuliyet veriyorsun hem yetki vermiyorsun. Risale-i Nur madem bu asrın tamircisidir. Geçmiş peygamberler tamirciydi. Kadir ismine mazardı İsa Aleyhisselam. Geylanhay vesaire. O zaman Risale-i Nur madem bütün kavimlerin pisliklerinin tamiriyle vazifeli, onların mazar olduğu ism-i azama mazardır. İşte buna da delil İmam-ı Ali'ye radıyallahu anh'a göre Ferdun Kaym'ın Hakim'in Adlı Kudüs var ism-i azam. Onlar tek tek ism-i azam biliyor. Hayır, ism-i azam altı nurundan bir nuru diyor. Ustad altısını cem etmiş, ikinci şuada Allahu Ehad diyor. Peki makamı nedir? Makamı sordu ustad. 15. şuada büyük evliya, büyük mehdiden bahsediyor. Kimlerden sonradır? Hatırladın Murat? Peygamber aleyhisselam ve 4 halifeden sonra. Önce İmam Ali'den de önce. Yok. Öyle bir rivayet var. Öyle söyle ya, hatırlamayız. Ha. Resul Efendimiz'den sonra büyük evliya, sonra İmam Ali geldi. Ha. Şimdi burada bakmıştık. Bir, fert itibariyle o zat 4 halifeden sonra geliyor. Ha, fert olabilir. Fert. Risale-i Nur demiyoruz. Buna mazhar olan zat. Bediüzzaman 4 halifeden. Risale-i Nur insan olmadığı için, Kur'an'ın hakikatleri olduğu için, Kur'an'ın hakikati insanla kıyas edilmez. Peygamber ve Kur'an'dan sonra Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi buna mazardır. Bu kimdir? Müceddittir. Her o bütün asırların tahribinin tamir eden zat. Şahs. Nedir o şahs-ı manevi? Risale-i Nur Kur'an'ı malı. Peki Bediüzzaman kimdir? Bu Risale-i Nur'un ortaya çıktığı zemindir, ruh. O da 4 halifeden sonra o büyük evliya diyor. 4 halifeden sonra. Risale-i Nur bir daha söyle. İnsan değildir. İnsanla kıyas edilmez. Denilir mi ki armut mu daha patates mi veya ekmek mi? Yani ne alakası? Bu farklı şeyler. Risale-i Nur ile Bediüzzaman Said Nursi farklıdır. Said Nursi bizim gibi talebedir. Emirdan da söyler 125 ve 48'de. Bediüzzaman ise müceddidliğin ortaya çıktığı ruhu alidir. 4 halifeden sonra Risale-i Nur Allah Resulü ve Kur'an'dan sonra gelen bir hakikat, mevhibe ilahiyedir. Niyesini de arkadaşlar Nuh, Semud, Ad, Lut hangi kavim olursa olsun helak olmalarına sebep olan günahlar şu anda daha tamim değil mi? Peki Risale-i Nur'a bu onların tamirine vesile olan peygamberin mazhar olduğu ismi azama bu yetkiyi vermese nasıl tamirle vazifeli olacak? Evet, ama acayip sorular sorduk. Güzel. Yani Risale-i Nur'un üstadın makamlarını fark etmek. Nazara vermesi, ilgisini çekmesi hakikaten takdir. Son sorusun da herhalde 3-4 soruyu sinalan bir soru. Çok ağır bir soru. Başka noktalar da sordu orada da. Altında bir yazısı var. Yazısını da okuyayım da keseyim abi. Yazısı var. Diyor ki o şefki hakkı ile tevlid eden vicdanlarından çıkan sadai diyanettir. Ve onu teyic eden sen mi gördün? Yok. Teyic eden hasiyet ruhani manyetizma malik olan şeriat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam emri nafizi ile olacaktır. Kürdistan, Arabistan, Arnavutluk'ta gezenler bu muddada tereddüt etmezler. Onların ezhanını ruhani manyetizma ile manyetizmalandırmak ancak şeriat namıyla olacaktır. Sorusuna geleceğim. Marazımızı teşri edelim. Ona göre deva arayalım. Marazımız atalet, cehalet, muhalefetül şeriatla asıl olan sui ahlak ve onların neticeleri olan fakr, zaruret ve irtikab-ı hile ve başka nam ile sirkat-ı alenidir. Alemi medeniyet bu seyyiatın izalesini bizden istiyor. Asar-ı Bediye 90. Diyor ki abi ustad sünnet-i seniye için manevi manyetizma diyor. Demek onun için bu olumsuz manyetik sistemlerin semadan ve yeryüzünden akın akın fert fert
sabitlendiği bu zamanda bu manyetizma, ispiritizma ve büyüden ancak sünnet-i seniye ve şeriat-ı gare ile kurtulabiliriz maşallah demiş. Soru değil de çok güzel tasvir etmiş. Yar bir dersimiz oldu. El-Fatiha.